Bugün saat 10'da temel atma töreni için ilimize gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahçeci, bugüne kadar yaptıkları projeleri anlattı. Ziyarette ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Dört yıl boyunca toplam 515 bin metrekare sersemin çalışması yaptık Sayın Bakan. Bunun içerisinde okul bahçeleri dahil. Şu an 25. okulumuzu yapıyoruz. Şehir merkezinde bütün okulların bahçelerini devam edecek. İlk defa Karayolu Hastanesi'nde asfalt yapacağız Kırşehir'de. İhalemizi yaptık. Yakında başlayacak. 250 bin metrekare müteahhit, 250 bin metrekare biz yapacağız. 4 kat asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. 21 bin ton yama çalışması yaptık. Toplam 122 bin metre kanalizasyon hattı döşedik Sayın Bakan. %77 idi kanalizasyonlaşma oranımız. %99'a çıkarttık. Tamamını belediye imkanlarıyla yaptık. 40.500 metre yağmur suyu drenaj hattı çalışmamız oldu. Bunu da yine tamamını belediye imkanlarıyla yaptık. Kırşehir'imizde hiç yağmur suyu çalışması yapılmamıştı ama şu an elhamdülillah çok yoğun yağışlara rağmen hiçbir sel baskını olmadı Kırşehir'imizde bu çalışmalar neticesinde. Şehir merkezindeki kavşaklarımızı düzenliyoruz. Bunlar gerçek fotoğraf değil mi? Evet. Bilgisayar çıktısı değil. Yok efendim, gerçek fotoğraf. Terme kavşağımız, lise kavşağımız, Şeyh Edebali kavşağımız, Kayaşehir kavşağımız, Hılla kavşağımız, Pazaryeri kavşağımız. Yine bu sene de kavşak çalışmalarımız devam edecek. Hem geometrik açıdan hem de görsel açıdan düzenliyoruz. Şehir merkezindeki bütün mezarlıklarımız, 20'ye yakın mezarlığımız vardı. Bunların hepsinin iç yollarını, duvarlarını, giriş çıkışlarını, mezarlık selvileriyle hepsinin çiçeklerini ve bakımlarıyla mezarlıklarımızın hepsini elhamdülillah bu 4 yıl içerisinde revize ettik ve hepsini güzel bir hale getirdik. Bütün orta refüjlere Sayın Bakanım çiçek diktik. Bir kısmı ağırlıklı olarak gül diktik. Şu an güllerimiz de açtı bütün orta refüjlerimizde. Bazı caddelerimize mevsimlik çiçekler diktik. Lale ve sümbül 3 yıldır Kırşehir'de yoğun bir şekilde kullanıyoruz. 10 bin tane de ağaç diktik nitelikli ağaç caddelerimize. Mesela bu üstteki Ankara Caddesi komple ıhlamur oldu ortası, yanları. Bu sene de açtı ıhlamurlarımız. 3. yılları bu sene. Hepsi çok kaliteli ağaçlar. 6 ile 10 yaş arasında Türkiye'de yetiştirilen en kaliteli ağaçları kullandık. Ben bugüne kadar 10 seferden fazla Kırşehir'e geldim. Grup başkan vekili iken geldim, kültür bakanı iken geldim, milli eğitim bakanı iken geldim, genel başkan yardımcısı iken geldim. Ve her gelişimde Kırşehir'i biraz daha gelişmiş ve biraz daha olumludan yana değişmiş olarak görmekten gerçekten büyük bir memnuniyet duydum, büyük bir haz duydum. Tabii bu değişimde, bu gelişimde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Kırşehir oldum olası partimizi kurduğumuz günden beri bize hep teveccüh gösterdi. Bize hep en üst düzeyde destek verdi. Biz bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Ve Kırşehir'i çok daha güzel yaşanabilir bir şehir haline getirmek için de gerek merkezi hükümet olarak hükümetlerimiz, gerekse de mahalli idare olarak belediye başkanlarımız, buradaki mülki idare elinden gelen neyse yaptı. Sayın Yaşar Bahçeci kardeşim benim daha Van'da şantiye şefiyken tanıdığım bir arkadaşımdır. Çok genç, dinamik bir arkadaşımız. Tabii o dünyaya geldiği zaman ben lise 2'ye geçmiştim herhalde. Fakat dediğim gibi o da meslek kariyerine bir mühendis olarak Van'da başlamış olan bir kardeşimiz. Şu anda da gördüğünüz gibi çok fazla söze gerek yok. Kırşehir'de harikalar ortaya koyuyor. Bundan dolayı da kendisini tebrik ediyorum açıkçası. Bu mu başkanım? Evet. Kırşehir'de mi dokunuyor? Evet. Bu da bizim pekmezimiz. Kırşehir akıllı pekmezi. Saz şeklinde. Bir de bak şimdi pekmezle bağlama birleşmiş. Evet. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sayın Bakan bir de Aşık Paşa aslında çok şey yapılmıyor ama ilk Türkçe yazılı eseri yazan evet. Aşık Paşa biliyorsunuz. Kırşehir'le Aşık Paşa. Evet. Garipname 4 ciltten oluşan bir eseri. Onu da size hediye ediyoruz. Teşekkür ederim. Türk Kurumu'nun bastırdığı bir eser. Çok sağ olun.